Tarım ve Orman Bakanlığı hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkları kurulmasına ilişkin yeni düzenleme hazırladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla konuya ilişkin bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe göre alışveriş merkezlerinde bundan böyle hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı kurulamayacak. Yönetmelikle yabani memeli hayvanların geniş alanlarda serbest dolaşımına imkan sağlayan doğal yaşam parklarının kuruluş ve çalışma şartları da yer aldı. Eski yönetmelikte hayvan sayısına göre ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırılmaya gidildi. Böylece sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı. Yönetmelikte ruhsatlandırma gruplarına göre istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat türüne göre veteriner hekim, su ürünleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zorunlu hale geldi. Yeni kurulacak hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, gürültülü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan yaşam alanlarından kuş uçuşu en az 1 kilometre uzaklıkta kurulacak. Hayvanat bahçeleri, fen, sağlık ve afet şartları bakımından da imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda oluşturulacak. Yönetmelikle hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarındaki hayvan türleri için gerekli asgari alanları Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine yeni düzenlemeye göre ruhsat almaları için 11 Haziran 2023'e kadar süre tanınacak.